Ay bunu bulabildim anca ama. Buz gibi burası. Bir lokma. Bir lokma su iç bakayım sen. Kuzu, oh güzelim benim. Geçti. Geçti. Bak, Suna biliyorum beni tanımıyorsun. Ama ne olur rica ediyorum. Sözüme itimat et, bak. Biz buraya nasıl geldik ben bilmiyorum. Ferhat, inan burada olsaydı kendini o kurşunların önüne atardı. İnan bana atardı. Yiğit'ten haber mi var? Maalesef yok. Suna Hanım, buradan gitmemiz lazım. Siz anlamıyor musunuz beni ya? Bir yere gitmeyeceğim diyorum. Evimde kalacağım. Ne yapıyorsan yap buraya. Güvenlik mi koyuyorsun? Polisleri mi diziyorsun? Ya gitmeyeceğim. Kocamı kendi evimde bekleyeceğim. Anladın mı? Bakın, burası şu anda güvenli değil. Suna, izin ver. Sizi götüreyim. Bak burada cam yok, pencere yok, hiçbir şey yok. Buz gibi burası. Bu çocuk korkmuş. Yapma, burada kalamazsınız. Ne olur gel, sizi bize götüreyim. Hadi kuzum. Tamam. Teşekkür ederim memur bey. Geçin, lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya'cığım. Sen montunu al hanımefendinin. Özgür. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorum burası sana birazcık yabancı. Birkaç gün evini özleyeceksin, oyuncaklarını özleyeceksin. Ama sana söz veriyorum. Baban iyileştiği zaman seni ben götüreceğim, tamam mı? Ayrıca bu evde seni çok seven insanlar var, biliyor musun? Hadi gülümse bir an. Hadi bakalım. Suna. Özgür. Aslı. Suna Savcı Yiğit'in eşi, Özgür de oğlu. Geçmiş olsun kızım. Savcıdan bir haber var mı? Henüz yok. Büyük geçmiş olsun. Handan ben. Namık'ın ablasıyım. Kusura bakmayın, sizi de böyle gece gece rahatsız ettik ama... Rica ederiz, olur mu öyle şey? Tekrar büyük geçmiş olsun. Bize müsaade. Kızım aç mısınız? Özgür aç mı? Bir şeyler hazırlatalım hemen. Yok, biz sofraya oturacaktık ama işte olaylar olunca öyle... Şişt, tamam tamam. Hülya, sana zahmet. Özgür'e bir şeyler hazırlar mısın? Hemen. Ben diyorum ki Sunay'la Özgür için bizim yani Ferhat'ın odayı ayarlasak, eğer sizin için de bir sakıncası yoksa. Çok çok iyi olur, ben Zeynep'e söylerim hemen. Hadi yavrum, geçin şöyle oturun, ayakta kalmayın. Gel anneciğim. Baban iyi olacak. Gelecek. Sen de korkma. Sen Yiğit'in oğlu musun? Söyle bakayım bana. Senin baban bir şeyden korkuyor mu? O zaman senin de hiçbir şeyden korkmaman lazım, değil mi? Sen kimsin? O senin babaannen anneciğim. Babamın annesi mi? Evet. Sen korkmuyor musun peki? Annem bana bir şey olur diye korkuyor. Sokağa yalnız çıkma diyor. Anneler korkuyor hep. Ben korkmuyorum. Çünkü biliyorum. Baban ailesini çok seviyor. Seni de çok seviyor. O yüzden iyileşip gelecek. Ben de bunu bildiğim için hiç korkmuyorum. Hı? Pilav sever misin? Evet, babam da seviyor. O da çok sever. Hadi
Hadi anneciğim, birazcık ye, tamam mı? Bak, meyve suyu da varmış. Al bakayım. Anneciğim, geç oldu artık, uyu, tamam mı? Hadi pijamalarımızı da bir giyelim. Biz hepimiz gözlerimizi kapatıyoruz. Dur anneciğim, şunu bir açalım bakalım. Babam gelince beni uyandırır mısın anne? Uyandırırım tabii ki anneciğim. Baban gelsin, ondan sonra da evimize gideriz. Benim, buyurun. Konuşabilir miyim peki? Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ay, Yiğit iyiymiş. Bilinci de açıkmış. İyi dediler. Oh, çok şükür. Gördün mü bak, gördün mü? Anneciğim, baba iyiymiş. Bana kavga etmeyi öğretsene. Niye kavga edeceksin ki? Lazım. Lazım değil. Musti'yi döveceğim. Sen kavga etme. Gerekirse ben döverim. Yanımda olmadığın zaman ne olacak? Ben hep olacağım. Söz mü? Söz. Erkek sözü. Erkek sözü. Yiğit iyiymiş. Siz neredesiniz? Telefonla aç artık. Bu arada dün akşam Sunay'la Özgür'ü eve getirdim. Görürsen şaşırma. Ferhat'ı da göremedim sabah. Biz sabah erken çıktık birlikte. O yüzden görmemiş olabilirsiniz. Ben hastaneye uğradım sonra. Birlikte döndük. Şimdi de herhalde Namık Bey'in yanında. Abidin'le Cüneyt de erkenden çıktılar. Bildan'da da bir koşu merakı biliyorsun. O da yok. Biz de böyle yorduk sizi zaten. Olur mu kızım öyle şey? Ne yorması? Gönül isterdi ki yani böyle bir koşulda bir araya gelmeyelim ama daha çok güzel günlerimiz olacak. Buluşup hasret gideririz. Yiğit hele bir ayağa kalksın da. Allah'ım inşallah yardım edecek ona. İnşallah. İyi haberlerini aldık. Artık ne olur endişelenmeyin. Yiğit iyileşecek. Ah. Ah. Ana yüreği işte. Önce öyle taş gibi bir şey insanın göğsüne oturuyor. Boşuna da değilmiş zaten. Namık söyleyince Yiğit'e saldırdılar diye. Ben öldüm sandım. Dedim gitti oğlum. Oh! Ferhat böyle ateş aldı. Yiğit desen kanun adamı. Allah'ım beni evlatlarım nasıl yok galiba.
Yeter Hanım, ikisi de sağlıklı. Çok şükür. İyiler. Bir problem yok, yapmayın ne olur. Bakın torununuz yanınızda, gelininiz yanınızda. Yapmayın. Sen de benim gelinimsin değil mi? Özgür hala uyanmadı. Ben bir bakayım ona. Ben de geleyim seninle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.